Herkese selam arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde AMD RX 480 ekran kartının tanıtımını yaptı ve ben de bu konu hakkında kanaldan biraz bilgilendirme yapmak istedim. Şimdi arkadaşlar, eğer yeni bir ekran kartı alma niyetindeyseniz şu an tek yapacağınız şey beklemek. Çünkü 29 Haziran gibi bu kartlar gelmeye başlayacak. Peki RX 480'i bu kadar özel kılan ne? Yani neden daha çıkmadan bu kadar sansasyon yarattı bu kart? Arkadaşlar çok fazla teknik detaya girmeden sizi sıkmadan biraz anlatmak istiyorum. Bu kart öncelikle 14 nanometre üretim mimarisine sahip olduğu için müthiş bir enerji tasarrufuyla geliyor. Gerçi Nvidia da aynı tasarrufla geliyor. Nvidia'nın da 16 nanometre ama Nvidia'da da aynı tasarruf var. Fakat biz şu anda bu kartı baz aldığımız için bunu söylüyorum. 150 Watt ısıl tasarım gücü yani TDP değeri var ve bu da eğer güç kaynağınız çok güçlü bir model değilse bile örneğin 400-450 Watt aralığında da olsa kartı bilgisayarınıza takıp kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Peki buraya kadar tamam. Güç olarak oldukça tasarruflu bir kart. Onu anladık. Peki performansı nasıl diye soracak olursak bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Nvidia GTX 1080'e ve GTX 1070'i çıkarttı. Özellikle GTX 1080 bir önceki serinin amiral gemileri olan 980 Ti ve Titan önünde bir performans sergileyerek resmen kral koltuğuna oturdu. Ama o kralı da elde etmenin maliyeti maalesef oldukça fazla. GTX 1080'in 700 dolarlık fiyatı bugün herkesin erişebileceği bir fiyat değil maalesef. AMD de işte tam burada devreye giriyor ve diyor ki: "Ben diyor RX 480'in 4 GB olan modelini 199 dolardan piyasaya sürüyorum. 8 GB olan kartı da maliyeti 229 dolar diyor. Yani 229 dolardan piyasaya sürüyorum diyor. İkisinin 4 ile 8 arasında 30 dolarlık bir fark var. 150 Watt TDP'ye sahip bu karttan iki tane alıp kullanırsanız GTX 1080'i geçiyorsunuz diyor. Ve bunu testlerle gösteriyor. Yani kaba bir hesapla 500 dolara 700 dolarlık GTX 1080'i geçebiliyorsunuz. Peki tek kartın performansı ne durumda? Yani biz herkes sonuçta gidip de crossfire yapmıyor. Yani iki kart birden almıyor. Bizim merak ettiğimiz tek kart alıp tek kartın performansı ne durumda? AMD burada 4 GB olan kartın performansını R9 390 ile R9 390X arasında yani Nvidia tarafında da GTX 970 ile GTX 980 arasında olduğunu söylüyor tabi 8 GB olan kartın GTX 980 ve R9X R9 390 xe eşdeğer performans verdiği de söyleniyor. Tüm bunlar göz önüne alındığı zaman daha kart gelmeden AMD müthiş bir iş çıkarmışa benziyor. Orası kesin. Ama kesin olan başka bir şey daha var. Testler gelmeden asla erken konuşmamak gerekir. Şu anda bizim bütün bu bahsettiklerimiz AMD'nin lansmanında bize verilen bilgiler. Onun haricinde bir şey söylemiyoruz. Peki illaki ekran kartını almak için RX 480 mi beklenecek? Hayır elbette tek seçenek RX 480 almayacak. Nvidia şu an sadece üst düzey ekran kartlarını tanıttı. GTX 1060 da yakın zamanda mutlaka gelecektir. AMD'nin RX 480 harici diğer modelleri de çok yakında çıkacak. Yani bir sürü alternatif bizleri bekleyecek önümüzdeki aylarda ama RX 480'in çıkmasına sayılı günler kalmışken ben artık R9 390, R9 390X, GTX 970 veya GTX 980 asla tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Onlardan daha ucuza aynı performansı verecek olan hatta saydığım kartlardan ikisinden daha fazla performans vereceğine kesin gözüyle bakılan bu iki kart GTX 970 ile R9 390. Bunlardan daha fazla performans vereceğine kesin gözüyle bakılan bir kart gelmek üzereyken bu saatten sonra o kartları almayın arkadaşlar. Ben tavsiye etmem yani bana sorarsanız. Sonuç olarak AMD şimdiden müthiş bir iş başarmış gibi duruyor. Eğer RX RX 480 beklenen fiyatlarda olursa birçok kullanıcının kesinlikle tercih sebebi olacaktır. Sırada Nvidia'nın bu fiyatlara yakın vereceği cevap bekleniyor. Bakalım onlar ne yapacaklar. Yani onların cevabını göreceğiz. Mutlaka bir atak gelecektir karşı taraftan da. Çünkü AMD bu fiyat ortalamasıyla bu orta üst diyebileceğimiz seviyede gerçekten inanılmaz bir iş yapar eğer bu kartı getirirlerse. Çünkü insanlar arkadaşlar yani böyle 2 milyar mesela 700 dolar diyoruz GTX 1080'in fiyatına ama Ülkemizdeki fiyatı şu anda 2850 TL'lerden falan satılıyor. Bunlar fahiş rakamlar. Yani biz o fiyata bilgisayar topluyoruz. Çok yüksek rakamlar. Herkes bunlara erişemiyor. İnsanlar kartlara bu kadar çok fazla para vermek istemiyorlar arkadaşlar. Yani normal fiyat performans kartı alıp oyunlarını oynamaya çalışıyorlar işin açıkçası. Yani çok fazla GTX 1080, çok fazla GTX 1070 sahibi olacak arkadaş olmayacak orta karar ekran kartlarına sahip olacak arkadaşlar çok daha fazla olacak. AMD işte buradaki boşluğu çok güzel dolduruyor. Ee, evet tabi yani Nvidia'ya karşı şu anda orta segment bir kart çıkarttılar. Mutlaka daha iyi kartları gelecektir ama görünüşe göre duyduklarımıza göre GTX 1080 tek çekirde yani tek GPU'da e, ortalığı kasıp kavurmuşa benziyor. AMD'nin GTX 1080'i geçebilecek kartı var mı yok mu onu bilmiyoruz ama orta üst dediğimiz segmente, yani RX 480'in geleceği segmente AMD'nin çok iyi bir iş başaracağını şimdiden görebiliyoruz arkadaşlar. Tam bir fiyat performans kartı olacak gibi duruyor. Rekabet olduğu müddetçe her zaman kazanan bizler oluruz. Bırakalım dövüşsünler, birbirlerini yesinler. Biz de bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.